Bu videoda Focus One ve Focus One versiyon 2 manuel follow fokuslar ve aralarındaki farklarından konuşacağız. Dilerseniz öncelikle follow focus'un neden ve nasıl kullanıldığına bir bakalım. Modern ve gelişmiş kameralar ve objektifler zaten çok ciddi otofokus geliştirmeleriyle geliyorlar. Peki hangi durumlarda manuel fokus kontrolü olması gerekir ya da istenir ya da beklenir diyecek olursak, profesyonel prodüksiyonlarda netlik kontrolü ifade ve anlatımın önemli parçalarından biri olduğu için sahnede fokus geçişi ya da takip planlarının daha humanize ya da bir operatör tarafından bir şekilde takip edilmesi gerekir. Zaten sırf bu nedenle dizi, sinema ve büyük bütçeli reklam çekimlerinde genellikle follow focus ve onu kullanan bir focus operatörü, yani focus puller çalışır. Bu bazen kablosuz görüntü aktarıcılarıyla farklı bir noktadan, yine kablosuz bir şekilde monitörüne aktarılan görüntüden izleyerek de yapılabilir. Kamera operatörünün veya kameranın hemen yanında da olabilir. Focus puller'ın tek işi netlik takibidir. Tabii ki manuel fokus kullanmayı seven kamera operatörleri ve videograferlar da yine follow focus'u kullanmayı tercih edebiliyor. Dedikten sonra Edelkron'un Focus One'ına dönmek istiyorum. Focus One'ın ilk çıkan versiyonu 15 mm ve 19 mm'lik rodlara takılabilen kompakt, hafif ve sağlam bir modeldi. Focus tekeri kavraması kolay ve tutuş açıları ayarlanabilir ve yerini değiştirebileceğiniz dönen bir focus diski, yani focus markerı vardı aslında. Focus One versiyon 2'de ise tüm bu özellikleri koruyarak geldi. Bu özelliklere ek bir takım özellikler Focus One versiyon 2'yi bir adım öne çıkarıyordu. Gövde üzerinde fokus tekerinin sertliğini ayarlayabildiğiniz bir vida var. Focus One versiyon 2 350 gramken Focus One 360 gram ağırlığa sahipti. Yani aslında versiyon 2 hemen hemen aynı ağırlıkta olmasına rağmen bir miktar daha hafifleştirilmiş ve iyileştirilmiş bir versiyon olduğunu söyleyebiliriz. Focus One versiyon 2'nin işaretleme diski haricinde 2 adet yer değiştirilebilir hard stop noktaları, vidalı hard stop noktaları var. Aslında bu özelliği lensinizin makro ve sonsuz noktalarını işaretleyebilir ya da fokus diski ile birlikte 3 farklı fokus pozisyonu işaretlemek için de kullanabilirsiniz. Bu da ürün çalışırken aslında size ilk versiyona göre daha fazla seçenek sunmuş olduğunu gösteriyor. Görsel anlamda Focus One ve versiyon 2 birbirine çok benziyor. Açılı kullanımlarda Edelkron Watermark'ı, yani Edelkron logosu açıya göre yer değiştirebiliyor. Focus One versiyon 2'de bunu da çözmüşler. O döndürülebilir bir mekanizma yapmışlar. Bir açı verdiğinizde Edelkron logosu yamuk durduğunda onu da düzeltebiliyorsunuz. Bu da estetik açıdan minik bir dokunuş olduğunu söyleyebiliriz. Focus One ve versiyon 2'nin teknik özelliklerine bir bakalım isterseniz. Her iki fokusta da kontrol tekerinin orta noktasında bulunan fokus kontrolünü farklı bir noktaya taşımak için bir bağlantı kısmı var. Bununla birlikte kırbaç denen ya da extension, fokusu hareketini, fokus pozisyonunu değiştirebileceğiniz, fokus tekerinin pozisyonunu değiştirebileceğiniz bir kırbaç ile o noktaya monte ederek kırbaç ile kullanım sağlayabiliyorsunuz.
Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Ürünleri satın almak için açıklamalar bölümüne ekleyeceğimiz linklere göz atabilirsiniz. Kanala abone olarak yeni ekipmanlar hakkında bilgi edinebilirsiniz.